Evet, şimdi YouTube kanalında sohbetlerimiz devam ediyor. Bana sorduğunuz bir soru, daha doğrusu birçok kişinin tüpe başına gelen bir konudan bahsedeceğim. Niye tutmuyor hocam ya? Her şey normaldi. Neden? Ben yumurtam iyi dediniz, rahimim iyi dediniz ama ilk tüp bebek denememde tutmadı. Bende ne problem var? Evet, bu soru hastalardan çok gelir. Bizim başımıza doktor olarak da gelebilir. İlkinde tutmaz, ikincisinde tutar, üçüncüsünde tutar. Bu hani sizin ümitlerinizi kırmasın. Şimdi tüp bebekte süreç, yumurta döllendi, spermle laboratuvar ortamında gün gün gitti. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün. Beşinci güne giden bir bebek adayına biz sağlıklı bir bebek adayı diye bakıyoruz. Yani bu bebek adayında herhangi bir anomali vardır diye hemen düşünmüyoruz. Niye? Çünkü hani o gün 5 güne kadar laboratuvarda dış ortamına dayandığına göre bu bebek sağlıklı bir bebektir deyip 5. gün transferini tercih ediyoruz. Yani bazı durumlarda ben 3. gün transferi de yapıyorum ama bunu kişinin durumuna göre burada çok ayrıntıya girmeyeceğim. Peki 5. gün transferini yaptım. İyi kalitede bir embriyoydu, fragmentasyonu azdı falan. Rahim de iyiydi ve tutmadım. Burada ilk suçlayacağınız taraf, acaba bu 5. gün embriyosu yeterince sağlıklı mıydı? Böyle durumlarda özellikle 30'lu yaşların üstünde falan ben daha çok bebek adaylarına NGS dediğimiz yani genetik test çalıştırıyorum. Yani bu bebek sendromik olarak bu bebekte anomali bir şey var mıydı? Yani bu bebek neden düştü? Eğer böyle bir tekrarlayan ilk bebeği tutmamış bir hastaysa ikinci aşamaya geçiyorum. Bebekten biyopsi alınıp bebeğin genetik özelliklerinin çıkartılması. Bu sefer sağlıklı, daha sağlıklı bir embriyo nasıl transfer edildiğini araştırıyoruz. Çünkü bazı kromozomal anomalilikler de 5. güne gidebilir. Yani o kromozomal anomaliklerde embriyo gene sağlam gözükebilir. Yani Down sendromlu bir embriyo da 5. güne gidip gayet sağlıklı durabilir. Ama bazen o Down sendromlu çıkmıştır mesela, atıyorum, bilmiyoruz. Koyduk ama tutmamıştır. Bu da olabilir. İşte bunları tanımak için 5. gün bebeklerden, 3. veya 5. gün bebeklerden biyopsi alınıp genetik olarak çalıştırılması ilk tedavi yöntemimiz olmalıdır. İkinci, şimdi rahim yatağı iyidir, yani ortalama iyidir. Bu sefer siz dersiniz ki acaba rahimde bir şey mi oldu? Bu sefer diğer rahimle uğraşmaya başlarsınız. Acaba rahimde bir sıkıntı olabilir mi? Ne yaparsınız hasta? Tanısal histereskopi önerirsiniz. Burada acaba bir polip vardı da ben mi atladım? Rahim yatağı acaba ultrasonda iyiydi ama bu rahime çizik atsam da tutunmayı daha da mı fazlalaştırsam? Kürtajlara bağlı, hani gözükmesi iyiydi ama kürtajı vardı, bu hastanın yapışıklı mı oldu? İçeride bir miyomum var deyip tanısal histereskopiye geçebiliriz. Bunlar hep ikinci basamak. Niye bunları anlatıyorum? Hasta hemen geldiği zaman bana her şeyi yapın demekle olmaz. Her şey maliyetli tüp bebekte. Her şey bu. Yani her şey para. O yüzden yani hepsi maliyeti arttırıyor. O yüzden ilk başta tüp bebeği 5. gün embriyoyla deneyeceksiniz. Olmadığı zaman evet bebekten genetik araştırmaya geçireceksiniz. Evet histereskopiyi yaptıracaksınız. Belki de gebelik aşısı bunların tedavisinde size seçenek olarak sunulacak. Peki yine 3. bir basamakta önemli olarak söylemek istediğim endometriozisli bir hasta grubu var. Yani bunların zaten yumurtalık rezervi ciddi anlamda zor. Yani yumurta elde etmek de zor ama bundan yumurta elde etmişsinizdir. İyi bir yumurtanız vardır. Embriyo da iyi gözüküyordur. Ya rahim de iyi gözüküyordur. Hiçbir sıkıntı yoktur. Ama transferi yapmışsınızdır, tutmamıştır. Endometriozis daha sıkıntılı bir hastalık. Rahim içine bebeğin yerleşmesini etkileyen mekanizmaları çok farklı. Hani bunu o şu bu yapılır tutar demesi ne diyeyim, zor yani. Hani rahime şunu da yapalım, bunu da koyalım, şunu alalım falan. Endometriozis kendi içine başlı başına patolojisi olan bir hastalık. Bu da tekrar yani ilk bebeğinizi yaptığınız zaman tutmadı kısmında cevap olarak sizi tatmin edebilir. Veya her şeye geçiyorum. Yani artık ikinciyi deniyorsunuz, üçüncüyü deniyorsunuz ama olmuyor. Yani buna çok fazla sebebiyet aramak, hani deniyoruz, en iyi şartlara en iyi şekilde yapıyorsunuz, olmuyor. Ben biraz da şey inanıyorum doktor olarak, hani nasip kısmet meselesi biraz. Yani belki 2'de 3'te olmadı, 4'te 5'te olacak eğer buna maliyetiniz yetiyorsa. Veya yukarıdakiyle, yani Allah'la olan anlaşmanıza bağlı bence. Yani o karşıdaki size bunu nasip edecek, biz doktorlar da buna aracı olacağız. Yani aracılık dediğimiz, yani doktorun aslında şeyi bu, hani şifa dağıtma bir yerde. Yani eğer böyleyse de olabilir. Hani buna çok takılıp neden olmadı, niye böyle diye düşünmenizi çok istemem. Ama benim tabii ki tüp bebek adaylarında en önemli vurgulamak istediğim şey stres. Yani hasta bu süreç çok strese giriyor. Stres bunu daha da çok etkiliyor. Yani olan bebeğin tutunmasını, yumurta kalitesini, strese bağlı da tutunmamalar olabilir. İşte düşün, diyebiliriz ki ben çok stres yaptım. Evet, stres hormonu, ASH, kortizol yükselirse bebeğin İçeri yerleşmesini de engeller. Bunu biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorsunuz, o zaman bu videolarla öğrenmiş oldunuz. O yüzden ilk tüp bebek denemem oldu ve tutmadı sorusunun cevabı bu videoda sizinle beraber gizlenmiş olabilir. Evet, videolarımız bu şekilde devam ediyor. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur hepinize. Keyifle dinlemişsinizdir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Tüp bebek videolarını takipte kalın. Kanalı takipte kalın. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.